Otobüs durağının önünden geçerken bir kadına gözüm ilişti. Aslında beni ilgilendiren hiçbir yanı yoktu. Ancak ona bakıp bu kadın niye yaşıyor ki dedim. Yaşaması ne kadar saçma, ne kadar anlamsız demeye başladım. Hala da öyle düşünüyorum. Sanırım kendi hayatımın anlamsızlığını yansıtıyor olabilirim. Daha doğrusu kendi hayatımın değil sadece. Herkesin hayatını anlamsız buluyorum. Bugün biraz hayatın bu anlamsızlığı üzerine, anlamı üzerine ya da konuşacağım. Peşin bir hüküm gibi hayat anlamsız ya da anlamlı dememek gerekiyor en başta. Başlığı koyarken bile zorlanacağım sanırım. Hayatın anlamı ya da hayatın anlamsızlığı dediğiniz an ikisinden birisini kabul etmiş gibi oluyorsunuz. Bu konular son zamanlarda pandemi sürecinden sonra daha da artmaya başladı. İnsanların hayatı, kendi hayatlarını anlamsız bulması, buna herkes dahil, psikologlar, psikiyatristler. Ama acaba buna neler sebep oluyor? Biz neden her şeyi anlamsız görmeye başladık? Ya da insanların belli bir kısmı iyice hayatı anlamsız görmeye, değersiz görmeye başladı. Bunları kestirmek her ne kadar zor olsa da bazı yorumlar yapabiliyoruz. Çünkü pandemi süreci gibi bizi normal hayatımızdan, alışkanlıklarımızdan koparan bir düzen bazı şeyleri yeniden sorgulamamıza sebep oldu. Ve bu topyekün bir şekilde gerçekleştiği için her insanda belli oranda bu sorgulama durumu elbette ki var. Örneğin dünyanın şu anki oluşundan farklı bir oluşumda meydana gelmesi de mümkündü. Ya da ben dünyaya gelmeyebilirdim, benim yerime başka biri de olabilirdi. Yani mevcut varoluşsal bütün olguların yerine başka alternatifler gelebileceğini düşünmek bile bir anlamsızlık yaratmaya başlıyor. Ancak insan yaşamına anlam katma ihtiyacı duyan bir varlıktır. Hayatına anlam katamayacağına inanan insan, anlamsız olan dünyada kendine nasıl bir anlam bulacaktır? Bu soruyla baş başa kalmaya başlıyoruz. Kendi hayatımızda anlam bulamamaya. Çoğu insanın zaman zaman yaşadığı boşluk duygusundan biraz daha farklı bir şeyden bahsediyorum. Bazı zamanlar bir boşluğa düşeriz. Her şey anlamsız gelebilir. Bunlar geçicidir. Benim bahsettiğim daha çok bu konunun hayatının parçası haline gelmiş olduğu insanlar. Viktor Frankl buna varoluş bunalımı derken normal birçok sıkıntıdan, stresten, boşluk hissinden ayrı tutuyordu. Nevrozlardan ayrı tutuyordu bunu. Salvatore Maddi ise bu olgunun yaşamın anlamını arama çabasında kapsamlı bir yenilgiye uğramaktan kaynaklandığını söylemişti. Yani insanın birlikte olduğu ya da yapmaya çalıştığı şeylerin ilgiye, öneme sahip olup olmadığı düşüncesi, değer görüp görmeyeceği düşüncesi. Yani bizler hayatımızı anlam ararken aslında ilk aradığımız şey bizlerin hayata anlam katma çabası. Biz hayata anlam katamadığımızı düşünüyorsak hayatın da bize bir anlam vermediğini düşünmeye başlıyoruz. Bu çok derinlerde yer alan bir inançtır. Bunu keşfettiğiniz zaman birçok şey değişebilir. Sanki hayatın içerisinde aradığımız anlamı bir şekilde bizim de yaratmamız gerekiyormuş gibi. Bunu temel inançlardan, dini inançlar, ruhsal inançlar, spiritüel bakış açılarından biraz uzakta söylüyorum. Tabii ki belli inançlar hayata anlam katmamızda çok fazla yardımcı olurlar aslında. Ve hayatı şekillendirirler, yaşam tarzımızın bir parçası haline gelirler. Ancak insanın yaşaması için bana kalırsa bir anlam yüklemek gerekmiyor hayata. Bakın bu eleştirebilirsiniz. Hayat anlamsızsa nasıl yaşayabileceğiz diye. Mutlu yaşayabilir miyiz? İnsanın ilk aradığı şey hayatın anlamlı olması değil. Kendi yaptıklarının hayata anlam katması bana göre. Hayata anlam kattığını düşünmüyorsa, önem göreceğini, değer göreceğini düşünmüyorsa hayatı anlamsız hale gelmeye başlıyor. Neden çevrede bazı insanların, işte TikTokçuların ya da saçma sapan içerikler üretip insanların ilgisini çekmeye çalışanların eleştirilerini çokça duyuyoruz? Çünkü onların yaptıkları saçma, mantıksız, akıllıca değil diye. Bunu yapma hedefleri, bunu yapma amaçlarının ne olduğunu biliyor muyuz? Adler diyor ki mesela, iki insan farklı şeyi yapıyor görünse de aynı şeyi yapıyor olabilir. İki insan aynı şeyi yapıyor görünse de farklı şeyler yapıyor olabilirler. TikTok'ta video çeken, saçma sapan içerikler üreten bir insanla bir bilim insanının bilim üreterek, insanlığa katkı sağlamaya çalışarak, sağlıklı bir gelecek hazırlamaya çalışarak mücadele eden insanın motivasyon kaynağı aynı olabilir. Ve yaptıkları şeyler aynı olabilir. Sadece bize yansıyan kısmı farklı. İnsanlar kendilerinin, kendi yaşamlarının doğaüstü bir role sahip olduğunu düşündüklerinde, yani bu dünyanın bana ihtiyacı var, bu insanların, bu ülkenin bana ihtiyacı var dediği oranda hayata daha bağlı kaldığını görüyorsunuz. Anlamsızlık dediğimiz şeyi yaşamadığını görüyorsunuz. Bakın burada yine kendi hayatına, kendi bir anlam katabildiğine inanıyor. Hayatına böyle anlam katan insanlar tabii ki belli bir rahatlık içerisinde yaşıyorlar. Ancak özellikle teknoloji çağından sonra hayatına bu şekilde anlam katabilecek insanların sayısı oldukça azalmakta. Sahip olduğumuz kozmik inanç sistemlerinin dünyamızın yaşamakta olduğu hızlı dönüşümlere de uyum sağlayamamasından dolayı ya da uyum sağlayacak yenilenme süreçlerinden geçememelerinden dolayı da bunu yaşamaktayız. Sahip olduğumuz inanç sistemlerinin içinde bulunduğumuz bu hızlı çağa ayak uyduramadığına tanık oluyoruz. Yeni neslin sürekli inançlardan kopuk, daha bireysel yaşadığını, daha özgür yaşamaya çalışarak kültürden, gelenekten ve toplumdan kopmak istediğini, kendi hayatını kendi inşa etmek istediğini, dolayısıyla hayatındaki anlamı da kendi kendine keşfetmeye çalışması vesaire derken hayatındaki o anlamı inşa edemeyen insanlar olmaya başladılar. Neden? Çünkü hayata anlam yükleyen şeyler biraz kültürdür, toplumdur. Sizden daha zengin bir bütüne ait olma isteğiniz ve o aitlik duygusu sizin hayatınızı anlamlı yapan şeydir. Dolayısıyla birçok insan bunu elde etmek için tarikatlara, gruplara, örgütlere vesaire yerleşirler, ait olmak isterler. Kendilerini orada daha iyi hissederler ve hayatlarına anlam bulurlar. Hayatın anlamı nedir dediğinizde bunun cevabını verememesi hayatının anlamsız olduğunu göstermez bakın. Çünkü hayatının anlamlı oluşu ya da olmayışıyla ilgilenmiyordur. Zaten hayatına anlam katan bir insan bu soruyla çok fazla ilgilenmemeyi tercih eder. Çağdaş düşünürlerin çoğu felsefeciler, belli dine mensup insanlar ya da psikolojiyle uğraşan kişiler bu konulara tanımlar, sınırlamalar getirmiş olabilir. Ucu açık tartışmalara kadar gitmekte aslında bu konu. Ancak bazıları da son noktayı koymuştur kendince. Örneğin Sartre demiş ki yaşamak kadar ölmek de saçma sapan ve anlamsız bir şeydir demiş. Yine aynı şekilde Albert Camus bu konuya parmak basıyor ve her şeyin anlamsız olduğundan bahsederken Sisyphos örneğinden bahseder. Bunu kendiniz de açıp okuyabilirsiniz. Sisyphos'un ne kadar anlamsız eylemler içerisinde hayatını anlamlı hissettiğini göstermeye çalışır. Topyekün bir anlam yüklemek ya da yüklememek bilmiyorum ne oranda doğru ama Albert Camus burada hayata bir baş kaldırı yaparak sevgiyle, öğrenmeyle bununla baş edilebilir gibi bir önerisi de oluyor. Karl Jasper ise insanın varoluşunu bir nedene bağlayabilmesi hayatını anlamlı yapıyor diyor. Yani bir yerde yine biz hayata bir anlam katıyorsak, bir yerimiz varsa, benim varlığımın nedeni işte tam olarak bu diyebiliyorsak bu hayatımızı anlamlı hale getiriyor. Topyekün bütün evrenin bir anlama sahip olması gerekmiyor ilk etapta. Biz kendimizi bu şekilde anlamlı hissedip yaşayabiliyoruz. Bazen toplumda bizleri yanıltan, kandıran, özellikle dini inançlara sahip kişilerin bunu manipüle ettiğine şahit oluyorum. İnançlı insanların anlamlı görmesi, görmemesi tartışması değil bakın bu. İnanç olmadan insanın bu evrende her şeyi anlamsız göreceği düşüncesi aslında o kadar da doğru değil. Ben yıllarca buna kendim böyle inanmıştım. Yani dini bir inanç olmadan hayat tamamen anlamsız olacaktır. Hayatın anlamsız ya da anlamlı olup olmadığı biraz bizimle alakalı aslında. Bunu keşfetmeye başladım. Şunu da kabul ediyorum. Tabii ki ruhsal inançlar, dini inançlar, kutsal bakış açıları her şeyi çok daha fazla anlamlı hale getirebilir. Çünkü sebep-sonuç ilişkisi içerisinde her şeyi size açıklayacaktır. Ve her şey netleşecektir. Ancak insanlar bu olmadan da anlamlı bir hayat yaşayabilmektedir. Hem de ölene kadar. Tabii ki ölmeye yakın ya da ölümle karşılaştığı zamanlar bu insanların daha zayıf olabileceğini düşünüyorum. Ölüm korkusuyla baş etmede daha zayıf düşebileceğine ihtimal veriyorum. Ama yine de bireysel değişiklikler, bireysel özellikler burada çok ciddi roller oynamakta bana göre. Yani sizin hayata kattığınız değerin ne olduğu sizin hayatınızı çok anlamlı bir şekilde ifade edebilir. İşte Stephen Hawking adam yani tekerlekli sandalyede ağzından kelime bile çıkaramayan, cihazlara bağlı yaşayan bir insandı ama mutlu olduğunu, hayatının böyle daha güzel de olabileceğini, daha iyi çalışabildiğini, bütün vaktini işine harcayabildiğini söyleyip bununla mutlu olabiliyor ve hayatını anlamlı görebiliyordu bakın. Herhangi bir inanca bağlamıyordu Stephen Hawking. O halde olduğumuzu, hayatta o şekilde yaşamak zorunda olduğumuzu düşünün. Hayatımıza nasıl değer katabiliriz ki? Çok zorlayacaktır bu bizi. Stephen Hawking hayatına değer katabilecek bir alan bulduğu için içinde bulunduğu fiziksel durum, çektiği acıların onun hayatını mahvetmesine izin vermiyordu. Çünkü insan kendini değerli hissettiğinde, yaptığı şeylerin öneminin olduğunu düşündüğünde yaşadığı acının da bir kötü tarafı kalmıyor aslında onun dünyasında. Bunu bertaraf etmiş oluyor. Sadece yaşamı anlamlı hale getirmek gibi de düşünmeyin. Mesela ilişkileri de anlamlı hale getiren bazı unsurlar var. Bir erkekseniz bir kadınla ilişkiniz var, evlendiniz. Kişiliğinizin sınırlarının üstünde bir bütünlük algısı, bir zenginlik sağlamıyorsa size bu beraberlik anlamsız olmaya başlıyor. Anlamsız olunca da ayrılmak ve boşanmak istiyorsunuz. Hayatın tamamı böyle. İçinde bulunduğunuz şeyin size bir katkısı yoksa ya da sizin ona bir katkınız yoksa burada anlamsızlık yaşamaya başlıyorsunuz. Yani sadece hayatın anlamlı olup olmadığı meselesi değil özetle. Bizim hayata anlam katma olayımızda önemli rol oynuyor. Bizim değer görmemiz, önemli hissetmemiz, diğer insanlar tarafından takdir görmemiz. Çocukların hepsinde bunu o kadar net görüyorsunuz ki. Ben çocuklarla çalışan bir insanım. Ve çocuklar yaptıkları her şeyi ama her şeyi göstermek isterler. Öğretmenim ben şunu yaptım. Öğretmenim bak üstüne bir şey daha ekledim. Şimdi değiştirdim onu mavi yaptım. Kırmızı yaptım. Öğretmenim gördün mü? Bak ne giydim ben. Üzerimde örümcek adam var. Kıyafetimi gördün mü? Ayakkabı aldım daha yeni. Biliyor musun dayım beni şuraya götürdü. Sürekli birilerine bunu anlatmak isterler. Bu ta çocukluktan yetişkinliğe ölene kadar devam eder. Yaptıklarınızı hep birilerine göstermek, takdir toplamak, onaylanmak, değer görmek istersiniz. İnsanların bütün eylemlerinin altında neredeyse bu vardır. Bir hırsız daha fazla hırsızlık yaparak diğer hırsızlar tarafından alkışlanabileceğini düşünüyorsa daha fazla hırsızlık yapar. Suç olup olmadığına bakmaz. Değer görmek daha önemli bir şeydir. Değer görecekseniz çektiğiniz acıların da bir anlamı kalmaz. Bir terör örgütüne girer, değer görmeyi düşünürsünüz. Orada ölümü bile göze alabilirsiniz. Hayatınızı kaybetmeyi bile göze alırsınız ama bu kaybetmek sizin için anlamlı bir kaybetmektir. İnançlı insanları düşünün. İslam dinini düşünelim. Ölünce ne olacağız? Şehit olacağız diyoruz. Bakın ölümü anlamlı hale getirdiğimiz an ölümün acısı bizim için önemsiz hale gelmeye başlıyor. Yani yaşadığımız acıların acı olmamasını sağlayan şey onlara yüklediğimiz anlamlar. O acıya değen eylemler yapmak, sonuçlar elde etmek, bir şeyler üretmek. Evet çok yoruldum, bugün çok çalıştım, çok makale okudum, çok yazı yazdım ama çok güzel bir kitap oldu. İnsanlar bu kitaptan faydalanacak dediğiniz an çektiğiniz acıların hiçbir önemi kalmaz. Hatta çektiğiniz acılar eksi görünüyorken hayatınızda artı olmaya başlar. Daha fazla haz alırsınız. İnsan acı çekerek bir şeyler başardığında bunun hazzı hiçbir şeye eşdeğer değildir. Kazanarak, çabalayarak, gece gündüz çalışarak elde ettiğiniz para mı? Milli piyangoyla elde ettiğiniz para mı? Hangisi sizin için daha değerli olur? Bir düşünün. Çabaladığınız zaman, acı çektiğiniz zaman hedefinize varıyorsa bu sizin için değerli olmaya başlıyor ve acı, acı olmaktan çıkıyor. Ölüm, ölüm olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla bu hayata bir şeyler katmaya çalışmak, insanlara yardım etmek, sosyal gruplarla hareket etmek, bu gibi şeyler bizi toplumsallık duygusu içerisinde hayatın izole taraflarından, bireysel taraflarından koruyacağı için en başta düşünmemiz gereken şeyler aslında. Çocuklarımızı telefonlarla bireysel odalarında yalnız bırakıyoruz. Sosyalleşmelerini teşvik etmiyoruz belki. Pandemiden sonra özellikle komşuluklar kopmaya başladı. İşte insanlar birbirlerinden uzaklaşıyorlar. İnsanlar birbirleriyle beraberken kendi kişiliklerinin sınırlarının ötesindeki zenginlikleri keşfederler ve o zaman hayatları anlamlı olmaya başlar. Topyekün bir anlam yüklemek zorunda değillerdir mutlu yaşamak için. Ama topyekün anlamda olursa dini inançlar gibi bunun da avantajını yadsımamak lazım. Yaşadığı olayların hepsine anlam yüklemelerinde çok büyük kolaylıklar sağlar dini inançlar. Bu anlattıklarımdan bir inanca sahip olmanız gerekir, gerekmez yorumunu çıkarmayın. Ben sadece işin psikolojik tarafını anlatmakla yükümlüyüm. Gerisi sizde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.